Evet sevgili izleyicilerimiz, bugün Yozgat ilimiz Çayıralan ilçemizin Karakışla köyündeyiz ve Karakışla köyü tanıtımı için birazdan muhtarımızla görüşeceğiz ve muhtarımız yarın Karakışla köyü tanıtımını çekelim derse yarın Karakışla köyünün tanıtımını çekeceğiz. Yine Karakışla köyü tanıtımına sponsor olmak isteyen izleyicilerimiz ekranda görmüş olduğunuz bu WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşıp Karakışla köyü tanıtımına sponsor olup tanıtımına vesile olabilirsiniz. Evet sevgili izleyicilerimiz, 1 milyon Yozgatlı platformumuzun değerli takipçileri, Yozgat TV izleyicilerimiz, bugün neredeyiz? Çayıralan ilçemizin Karakışla köyü. Karakışla köyündeyiz. Bu köye niye Karakışla demişler abi? Bu köye zamanında bir yaylacılar geliyor. Ormana yaylaya çıkıyorlar. Giderken burada kalıyorlar. Kar yağıyor burada. Burada da kar varmış herhalde bizim burada. Burada kar olduğu için kara çobana diyor ki mal sahibi şu kara kışla diyor ya, kışla dillermiş. Hani çobanlar kışlıyor ya. Kışla deyince onlar burada kalıyor, bir daha gitmiyor. Kara kışla kalıyor köyün ismi. Kaç yıllık köy bu köy? Vallahi tam olarak bilmiyorum da çok herhalde 200 yıllık vardır. 2-3 asırlık vardır. Vardır 2-3 asırlık. Muhtar sen misin? Benim. Şimdilik benim yani vekaleten. Senden önce kimdi? Benden önce Fatih Kaplan'dı. Vefat etmiş. Vefat etti. Allah rahmet eylesin. Ne zaman vefat etti? Geçen hafta Salı günü vefat etti. Geçen hafta Salı günü akşam. Mekanı cennet olsun. Neyi amin, vardı amin. Muhtarımızın? Muhtarımızın işte kalp sorunu vardı. Kalp şeyi vardı. Anji oldu birkaç sefer. Bir sefer de işte anji olayım dedi. Onu da doktor ameliyat demiş buna. Bu da ameliyattan korkuyor. Doktora bir daha anji yap beni diyor. Bu da işte anji yaparken nasıl oluyorsa pırtımı atıyor, bir şey yapıyor. Aniden gidiyor işte, yoğun bakıma düşüyor. Allah'ın rahmetine kavuşuyor yani. Evet, çoluğu çocuğu var mıydı? Çoluğu çocuğu, 3 kızı 1 oğlu var. Büyük kızı evli. Bir tane oğlu var, askerden geldi işte. Öbür kızları da okuyor Çayırlan'da. Evet. Lisedeler. Peki köyü biraz anlatır mısın abi? Neyin köyden anla, çok talep var. İl dışından, yurt dışından köyümüzü görmek istiyoruz, çekilmesini istiyoruz diye talep geldi. Evet. Biz de dedik gidelim bir muhtarla görüşelim. Evet. Tabii muhtarın da vefat ettiğini bilmiyorduk ama. Tabii. Yozgat'ın 550 tane köyü var. Tabii ne bileceğim. Hangi muhtarın ne olduğunu bilmiyorum. En son Ahtamaden'in Davulbas köyünün muhtarının üzerine de ağaç düşmüş. Şu an yatıyor. Aman. Fişini çektikleri zaman gidecek. Geçenki şeyde mi, fırtınada mı dünkü? Fırtınada değil, o 3 aydır mı 6 aydır mı seçimden bir hafta sonra herhalde ormanda böyle meşe odun işinden yapıyorlar ya. Odun nasıl tamam. Muhtarın üzerine düşüyorsa adam hala yatıyormuş şu anda, kumadaymış. Allah sağ olsun. Fişini çektikleri zaman rahmetlik olacak yani. Bu dünya böyle işte. Ne yapacaksın? Ölümlü dünya. Ölümlü dünya işte. Bugün varız, yarın yokuz değil mi? Tabii canım, kimi geliyor, kimi gidiyor. Devir daymış da. Evet. Biz de dedik muhtarla bir görüşelim. Muhtar sağ dedik ol, yardımcı olursa sende ol, muhtarın vekaleti sendeymiş şu tabii, anda. Tabii. Yeni bir seçim olursa artık ya da ne olur onu bilmiyoruz ama. Ne getirir sonunda işte. Şu anda muhtarlık görevini sen yapıyorsun. Ben yapıyorum. Biraz köyü anlatır mısın abim? Ne yönden yanı köyün yanı nesini anlatayım? Şeyini mi? Kaç hane? Kaç hane? Köyümüz şu anda 70-80 hanence var köyümüz. 70-80 hane. Önceden var. Biraz daha büyüktü ama göç çok oluyor işte. Bu köyde bir gelir olmadığından. Gençlerimiz hep gurbete gidiyor. Çoğunluk İstanbul'da bizim gençlerimiz. Avrupa'da var biraz. Fransa'da daha yoğun. Evet. Evet, ondan sonra. Kimler var senin tanıdığın yurt dışında, kimler var şu anda? Yurt dışında mı? Senin neyin var? Benim yakınım olaraktan pek yakınım kimsem yok. Bizden kimse yok yurt dışında. Sizin sülaleden mi yok? Sülaleden. Amcamın oğlu vardı. Temelli geldi o. Buraya geri geldi. Ailesi de götürmediydi zaten. Tanıdığın kimler var? Tanıdığım çok. Sevlet Yıldırım var. Sağup Tekin var. Mustafa Yalize var.
Esat Yıldırım var. Onlar bize akraba işte aynı sülaleye Esat Yıldırım'la. Seyfi Yıldırım, Mustafa Yıldırım, Nur Osman Yılmaz var yanımızda şurada. Ondan sonra var bayağı var yani. Evet, bunlar yazın geliyorlar mı izine? Şimdi eskiden çok gelirlerdi. Hatta arabayla gelirlerdi. Herkes böyle yaz geldi miydi? Şimdi o kadar gelen yok. Emekli olanlardan bu Sağup Tekin, Mustafa Yağlıze, Sevlet Yıldırım işte bunlar geliyor. Bazen kalıyorlar burada. Yazın bir iki ay. Köyün Mustafa bir derneği var mı? Köyün derneği Lorman bir İstanbul'da ufak bir dernek var. Yeni kurdu çocuklar orada da. Tam faaliyette değil şu anda yani. Ne yapıyor? Görev ne o derneği? Görev köy kalkındırma derneği gibi bir şey yani. Ne iş yapıyorlar mesela dernek altında? Dernek şimdi onların çalışıyorlar orada. Üç kişi bir araya gelmiş bir dernek kurmuşlar. İşte birkaç üye yazmışlar. Oralardan. İşte buralardan derken de onlar işte aidatını veriyor. Köyün bir eksiği olduğu zaman öyle bir şey olduğu zaman daha şu durumda bek faaliyette değil. Öyle bek paralı bir durum değil de gönderiyorlar işte. Zamanla güzel şeyler yapacaklar. Yaparlarsa ki. İyi bir şey. Tabii geçirelim. Bunu zaman gösterecek. Hemen dernek bir anda bir şeyler yapamaz. Tabii bu tabii canım, biraz yeni. Üye çoğalması lazım. Üyeyi çoğaltacaklar ki işte, ona göre aktif bir hale gelecek. Üyede işte herkes de kayıt olmuyor ki işte. Her birisi ne demişler bir elin nesi var? Tabii iki elin sesi var. İki elin sesi var. Tabii. Onun içinde ne olacak? Derneğin üyeleri çoğalacak. Acak. Sonra dernek aktif bir hale gelecek. Evet, evet. İşte evet. Peki bu köyün şu anda etrafında hangi köyler var? Bu yakın köyün komşu olarak köyler. Mı? Evet. Menteşe var hemen yanımızda. Kürtçü köyü var. İmir Bey var. Doğan Saray var. Baraklı var. Bunlar var bize komşu olaraktan. Yani toprağımız birleşik yani. Peki komşu. Geçim kaynakları nelerdir? Geçim kaynakları bizim köyün şimdi bek arazisi o kadar arazisi yok öbür köylere niye? Bağırarak. Bilmiyorum işte nasılsa az yani bizim köyün arazisi. Şimdi Edrap, Menteşe olsun, Çiftlik olsun, Baraklı olsun onların arazisi bizden güçlü. Fazla yani. Bizim köyün şimdi bizim işte burada kalanlarınki ne? Çiftçilik, hayvancılık. Senin arazi var mı? Benim şimdi var, arazi var kaç benim. Kaç dönüm var? Şimdi şahsıma bir arazim yok benim. Şimdi kardeşlerimle beraber. İstanbul'da benim kardeşlerim. Biz altı kardeşik. Erkek, biri vefat etti yani en büyük abimiz. Allah rahmet eylesin. Onlar şimdi, onlar olduğu orada olduğu için şu anda ben buradayım, ben ekip biçiyorum. Kaç dönüm ekip biçiyorsun? 150 dönüm yerimiz var bizim. Çok değerliymiş. Evet, çok değil. Az. Kaç lira burada dönüme, kaç lira tarlada? Satış fiyatları mı? Satış 2000 lira yani veriyorlar. Dönümünü. 2000, 2500. En düşük 2000, 2500 mü? 2000, en düşüğü hemen de 2000 veyahut da 1500. 1000 liraya vermezler mi? 1000 liraya vermezler. 1500'e belki biraz uzaklardan böyle yazlı susuz yerlerden. Karaçı. 1500 lira 2500 arasında yani. 1000 liraya vermezler mi? Vermezler. Gel sizin tarlayı ver 1000 liradan. Verdim miydi? Ben buradan koşmam lazım. Benim telefon çalıyor. Kısa bir ara verek o zaman. Telefonuna bir bak. Olur. Evet. Yarın köyün tanıtımını çekeceğiz. Sen de yardımcı olacaksın. Tabii bize. Canım. Yardımcı oluruz. Niye olmayalım? Nereleri çekelim? Vallahi işte yolları çekelim. Eksik yerlerimiz var. Ne kadar eksik yerler var? Parke taş olarak kaç mı? Kaç dönüm? Şu anda kaç metrekaresi yapıldı köyün? Köyün var ya daha yarıdan çoğu duruyor bizim köyün. Köy merkezi yapıldı bir. Ara yollardan var bayağı. Okulun önünden Ekrem Gildirik ona doğru var biraz. Biraz Kislik yolu direk ona doğru var. Bayağı yerlerimiz var yani. Şu yolumuz yapılacak girişimiz. Devamlı bozuluyor, su akıyor. Ne zaman yapılacak? İşte devlet ne zaman şey yaparsa verirse, taş verirse biz oraya şeyimizi, müracaatımızı bildireceğiz. Bildirdin mi bildireceğim? Önceki miktar bildirmiş ama işte her sene veriyorlar da azar azar veriyorlar. 2000 metre. Evet. 1500 metre. Sence bu köyün sorunu ne? Sana göre bu köyün bir sorunu, bir eksiği, bir ihtiyacı var mı? Bizim köyün ihtiyaçsız köyü olmaz. Tabii ki var ihtiyacı. Ne ihtiyaçları var mesela? Şimdi bizim köyün mesela köy konağı yok.
Niye yok? Doğru dürüst. Yani var köyü ona da ama eski yani. Hı. He. Onu yaptıracaktık işte bir yer bulamadık biz yani daha doğrusu. Ondan sonra okula biz bir düğün salonu yaptırmak istiyoruz. Hı. Düğün salonumuz yok. Düğün yapıyor, kış günü dışarıda düğün olunmuyor mesela. He. He. Düğün salonu gibi. Ondan sonra daha ne diyeyim? Bayağı eksiklerim. Çeşmemiz var mesela, tam düzenli değil. Terkosumuzun suyu tam yeterli olmuyor. Yazın yetmiyor bize su. Köy, ondan sonra daha ne diyeyim? Şeyimiz mesela, baraj yapılsa mesela sulamamız yok bizim. Hı. Köyümüzün üst tarafından su geliyor ama yazın da olabilir, orman bir gölet olsa. Onlar yok. Bayağı eksiklerimiz var işte. Evet, yarın nereleri çekelim? Gurbetçilerimiz nereleri görmek isterler köyde? Gurbetçilerimiz mi? Hı. Şimdi gurbetçilerimiz camimizi çekelim. Kur'an kursumuzu, camimizi, yolları çekelim, yapılan yerleri, eksik yerleri. Hı. Köyün işte etrafını dolanırız. Arabayla köyü gezelim. Önce bir isterseniz bugün gezek. Çekmeden. Yarın gezeriz. Yarın mı? Tamam. Ha, yarın. Yarın gezeriz. Ondan sonra çekimimizi. Yarın çekimimizi yaparız. Yarın olur. Saat 4 uygun mu bu saatte? Biraz daha erken gelseniz daha iyi olur. Niye? Öğlen gibi. Niye? Şimdi milletin şeyi oluyor ya, malı melalı var ya. Burası hayvancılık biliyor. Saat 4'te mi yapıyorlar? Tabii. İlkin doldu muydu herkes malı melala çekiliyor hani. He. Biraz daha erken olursa daha kalabalık, daha iyi olur yani. Ha, önce röportajımızı yaparız, sonra köyün tanıtımını çekeriz. İşte röportaj yapmak için de halk olması lazım. Akşam yaparız, evet. 6'da yaparız. 6'ya işler bitmiyor mu? Karanlıkta nasıl yapacağız? Odası yok mu köyün odası? He. Onu orada yaparız da çekimi akşam yaparız. Çekimi saat 4'te beraber önce köyü çekeriz. Ondan sonra da milleti bir araya toplar. Milletle röportajımızı yaparız. He. Bir şey diyor mu köy halkına? Köy halkına ne diyeyim köy halkına? Herkese Allah sağlık sıhhat versin. He. He. İşte seçim olursa muhtar olacak mı? Seçim olursa mı? He. Daha şu anda belli değil yani. Tam duruma göre. He. Duruma göre belki de olabilir. Ne zaman belli olacak? Şimdi daha yeni. He. Muhtarımız yeni vefat etti daha. He. Şimdi ne olacağı belli değil. Kaç tane aday çıkar muhtar mesela? Muhtarlık seçimi. Pek aday çıkacağını sanmıyorum pek fazla. Niye ki? Belki bir çıkar, belki iki çıkar. Ben gelsem daha oy vermezler mi? Sana mı? He. Sana verirler de şimdi sen bir buralı değilsin, nasıl versinler? Olsun. Yabancı muhtar olur mu? He? Yabancı köyü. Olmasın ki ya. Olmaz. Köyü tanıması lazım, herkesi bilmesi lazım. Önemli olan köydeki bir muhtar mı yoksa aktif bir muhtar mı? Aktif muhtar da. Ben şimdi de. Var ya muhtar olursam bu köye neler yaptıracağımı bir saysam var ya. He. Defter açsan sayfası yetmez. Nasıl? Kitap yazsan nasıl bir sayfası şey? Şey yapmaz. Nasıl bir şey? Onları... Ben çok aktif bir insan. Tabii canım siz daha tahsilli, daha bilgili. Ben muhtar olayım, muhtar olduğumun ertesi günü hemen benim bu belli olur köyde. İnşallah biz de öyle yapacağız. Ne yapacağız? Aktif muhtar olmadan maksat lazım. Tabii öyle olması lazım. Çabalaman lazım. Köye bir şeyler, bir eser bırakman lazım. Tabii ki. Tabii. Her muhtarın bir eser olması lazım şu köyde yani. Evet, sen muhtar olursan neler yapacaksın köye mesela? Ben şimdi muhtar olsam ne yapacağım? Bir düğün salonu yapacağım mesela, yaptıracağım okulu. Hmm. Ne gerekiyorsa işte düğün salonu gibi, çeşme eksikliği varsa ona, baya işte onları bir şey, ne eksik var köyünün halkından bir konuşacağız, bir şey yapacağız ondan sonra. Köyde sesi güzel olan biri var mı? Sesi güzel olan mı? Bir türkü söyle. Var bir tane aşık çağır var. Çağır onu. Aşık var onu çağırayım bir türkü çağırttır ona. Çağır. He çağırırım. Bir türkü söylettirek böyle. Ona, köyde yaşlı çok mu? Pek yaşlı yok iki, ki. 2-3 tane vardır yine de. 2-3 tane çıkar da onların da pek geleceğini sanmıyorum. Orta yaşlı var. Daha olmadı biz uğrar ziyaret ederiz. Sıkıntı yok. He yanına değil mi? He. Olur, yarın olur. Saat 16'da görüşmek üzere. Bir el salla abim şöyle ben var ya. Bay bay Karakışla köyüne selamlar.